Nereye götürüyorsun beni? Öldürmeye mi götürüyorsun? Hayır, borçlu kalmayı da alacaklı olmayı da sevmiyormuşsun ya. İhanet de ettim sana. Ne bekliyordun çok merak ediyorum. Ne yapacaktım yani? Aman evlendim, gördüklerimi unuturum, abimin hayatı buna bağlı deyip susup susup oturacak mıydın? Sevdiklerime bir şey olmasın, abime bir şey olmasın, bana bir şey olmasın diye aman Ferhat'a kendini söylediklerinden çıkmayayım, kaderime razı olayım diyecektim. Ne diyecektim, ne bekliyordun? Söyle bir şey söyle. Çok konuşuyorsun. Ben sana söyleyeyim. Bak bir değil bin defa öleceğimi bilsem ne böyle bir şey söylerim. Ne de böyle bir şey düşünüyorum. Öyle mi? Öyle. Öyle ha? Gözyaşları içinde beni öldürme diye yalvarıyordun. Ne oldu? Ya ne oldu? Sen ne ara böyle korkusuz oldun bakayım? Doğru. Yalvardım sana beni öldürme diye. Ama işte kağıt üzerinde bile olsa senin karın olmak, senin yanında olmak o kadar büyük bir ceza ki. Belki ondan sonra böyle korkusuz olmuşumdur. Kim bilir? Ben de seninle evli kalmaya meraklı değilim ha. Kalma o zaman. Öldür. Öldür beni. Niye öldürmüyorsun? Ha? Öldürmüyorsun işte. Ben biliyorum niye öldürmediğini de. Şahin Bey, Ferhat ve Aslı arabayla evden çıktılar efendim. Ne yapmamızı emredersiniz? Tabii efendim, emredersiniz. Ne diyor? Bitir emri geldi. İkisini de mi? İyi, sen yani böyle güzel laflar ediyorsun falan filanlı da... altı boş, içi boş. Ama şık. Senin dilinden konuşmayı bilmiyorum ben Ferhat. Öğreneceksin. Hiç niyetim yok. Göreceğiz. İşte hep böyle sanıyorsun hayatı. Hep senin istediğin gibi olsun istiyorsun ama işte hayat öyle değil maalesef. Sen hayat hakkında ne biliyorsun? Senden daha çok şey bildiğim kesin. Yok ya. Tabii. Söyle. Ne biliyorsun ne? Hayır, anlatsam da anlamazsın ki zaten. Dene. Bir dene bakayım. Ben yardım edeyim mi sana? Lütfen. O polis abin senin 3 kuruş maaş için hırsız kovalarken sen kalın tıp kitaplarına gömülmüş durumdaydın. Öyle bir tas çorban üstünde battaniyen eksik değildi yani. Ne için? Ne için biliyor musun? Senden tek bir şey istedi, oku. Doktor ol, oldun da eyvallah. Sen zaten o kitaplara kafanı koyduğunda 18'din, kaldırdığında 30. Hayat hakkında çok şey biliyorsun, öyle mi? Okumak başka, yaşamak başka. Zamanla anlarsın. Hayret. Vallahi hayret yani. Ya elinden gelse bir kaşık suda boğacağın adam için şu anda metiyeler düzüyorsun. Eğer hak ediyorsa düşmanından bile saygıyı esirgemeyeceksin. Fark ettiler. Bunlar kim? Ne oluyor? Ne oluyor? Kafanı eğ. Kafanı eğ. Kafanı eğ. Tut şu direksiyonu. Nasıl tutayım? Tut. Bırak. Çıkarma kafanı. Ya!
olay senden Ferhat. Allah'ım sen canımızı koru. Yürü. Daha ne kadar yürüyeceğiz? Ne kadar yaşamak istiyorsan o kadar. Benim artık takatim kalmadı. Bu adamların işi seninle benimle ne işi olur? Bunu onlara sormak ister misin? Yürü. Takatim kalmadı. Burada kal sen. Sen nereye? Bir şu arkadaşlarla tanışayım. Gitme. Ya ateş et ya da indir o silah. Öldün sandım. Hayal kırıklığına uğrattım galiba seni.
Yürü. Aslı. Hı. Kalk. Ne oldu? Kalk üstünü giy. Ne oluyor? Sessiz ol. Niye sessiz oluyorum? Ne oluyor? Ne oldu? Hadi.
Alo. Buyurun Yeter Hanım. Merhaba. Cüneyt söyledi de Aslı ile Ferhat senin oraya gelmişler, doğru mu? Oradalar mı? Evet evet, buradalar. Dün akşam beraberdik. Gençleri baş başa bıraktım. Şimdi de kahvaltılık bir şeyler aldım, yanlarına gidiyorum. Ben sağ ol, ikisini de aradım. Cevap vermeyince merak ettim. Uyuyorlardır, meraklanmayın. Tamam, sağ olasın. Tamam, dayan, lütfen dayan. Lütfen dayan, çok, ne olur dayan. Kaç, git doktor. Kabusum bitti doktor. Hadi yarın o kadar kötü durumda değil. Ne olur hadi yardım et bana. Çevireyim seni lütfen. Sana demiştim. Yarın iyileşti. Neyi biliyorsun? Yarın anlat. Tamam hadi artık de iyisin demek ki laf sokuyorsun. Hadi ne olur bana yardım et lütfen. Hala. Git doktor. Git. Ben uyuyorsunuz mu? Uyanın ya, öğlen oldu be. Hadi kalkın, hadi, hadi. Hiç meraklı değilim burada yaşadıklarımı hatırlamaya. Hepsini bir bir sileceğim aklımdan. Anladın mı? Kabus gibi. Uyanacağım, hepsi bitmiş olacak. Sizden kurtulacağım, o kadar. Beni şaşırtmadın doktor. Beni hiç şaşırtmadın. Öldürmek istemiyor musun beni? Gözünü kararttıracağım. Gözünü kararttıysan bitireceksin doktor. Acımak yok hadi. Hadi! Tek bir adımla geçtin karanlık tarafa. Aramıza hoş geldin. Ferhat! Aslı! Neredesiniz ya? Aslı! Ne bu hal kızım? Ne oldu? Konuş. Nerede Ferhat? Ferhat vuruldu. Ferhat'ı. Ferhat! Ferhat! Ferhat duyuyor musun beni? Ferhat. Evladım. Kim yaptı bunu sana? Çok şükür. Hadi. Ferhat, ne olur dayı, hadi. Çevirmemiz lazım dayı, yardım et bana. Acele etmemiz lazım.
fırsatın var. Sen niye gitmedin doktor? Yapamam. Hipokrat yeminimden başka bir şeyden değil ha. Kapama gözlerini lütfen. Ferhat. Ferhat kapama gözlerini lütfen. Daha hızlı gitmiyor mu dayı bu araba? Gider evladım gider. Şu rampaya çıktık mı vardık zaten. Bir 5 dakika kalabilir miyim? Ama sizi duymaz derin uykuda. Olsun, ben alışkınım. Saçlarına en son ne zaman dokundun? Hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum. Ortaokuldaydın. O zaman saçların böyle fırça gibi sertti. Arkaya yatırmaya uğraşırdın. Bir türlü olmazdı. Saatlerce aynanın karşısında uğraşır. Sonra limonları sıkıp sıkıp suları saçına sürerdin. Oğlum evde limon bırakmadın, yapma derdim. Öf, anne derdin ya, uğraşma benle. Bana en son o zaman anne.
Mümkün değil bu. Ferhat. Aslı, onu kaybediyoruz. Ferhat. Kabus gördün galiba. Bana bir bardak su ver. Oh. Sakın iyiyim deme. İnandırıcı olmaz çünkü. İyiyim kuzum. İyiyim. Kabus gördüm, Namık Bey'in evine dönmedi. Takip ettik. Ayakta duramayacak kadar içti. Sonra taksiye bindi. Taksiciyi biz ayarladık. Otele gitmek istedi. Biz de buraya getirdik. Ah Namık, ah. Bu canını yaktığın kaçıncı kadın? Ne istiyorsun şu zavallılardan? Sonra onların intikamını almak bize düşüyor. Bunlar kim? Doktor Ebru, Aslı Hanım'ın en yakın arkadaşı. Diğeri de başkomiser Cem. Aslı abi yani? Evet efendim. Savcı Yiğit'le birlikte Namık'ı bitirmek için çalışıyorlar.
Rekabeti sevmem. Fazla gürültü çıkarmadan halledin. Yiğit kalsın. Cem'in biletini keselim mi? Ne çok uzak ne de çok yakın. Oyun dışına çıkarın yeter. İleride bize lazım olabilir. Çıkabilirsin sen. Dilsiz. Sen burada dur, biz biraz dışarıya çıkalım. Arka kapıdan çıkalım. Şimdi gazeteci mazeteci hiç uğraşamam. Yenge, çok sağ ol. Resmen çıkıyoruz ya. Ben hayatımda böyle saçmalık görmedim. Kendi isteğimle çıkıyorum doktor. Gerekirse kağıt imzalarım. Şimdi dışarıda kameralar vardır. Dikkatli olun. Senin yanında hep dikkatli olmak gerekiyor zaten Ferhat. Senin yanında da öyle doktor. Ne zaman bıçaklayacaksın sırtından, ne zaman taşıyacaksın belli değil. Gülümseyin. Ferhat Bey, geçmiş olsun. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yani büyük bir ameliyat diye duymuştuk ama sizi böyle kapıda görünce şaşırdık. Sevgili eşim, bir anlamda koruyucu meleğim benim hayatımı kurtardı işte. Eşinizin hayatı sizin ellerinizdeydi Aslı Hanım. Yani böyle bir strese nasıl başa çıktınız? Sakız çiğneyerek. Size saldıran kişiler hakkında suçlamanız ne olacak? Şüphelendiğiniz kişi veya kişiler var mı? Arkadaşlar, takdir ederseniz yoğun bir ameliyattan çıktım biliyorsunuz. Şimdi eşimle birlikte eve gitmek istiyorum. Basın sözcüsü arkadaşım sorularınızı cevap verecektir. Tabii, geçmiş olay hakkında olsun. Neler söyleyeceksiniz? Yorum yok. Hiç yorum yapmayacak mısınız? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.